Merhaba arkadaşlar, Efertar Atı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refi. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar hepinize merhaba diyorum. Evet, hızlı bir giriş yapalım istedim arkadaşlar. Dediğim gibi uzun bir ara verdik. Hızlı bir girişle duygularmış, düşüncelermiş bir kenara bırakalım. Eylem var mı? Eylem var mı? Onu soralım arkadaşlar. Bu video hem platonik olan arkadaşlarımın izleyebileceği bir video, hem ex partner, hem de ilişkisinin adını bir türlü koyamayan, işte sevgili miyiz, flört mü ediyoruz, arkadaş mıyız? Bazen böyle durumlar da oluyor. Böyle kanka ayağına böyle sevgili gibi durumlar da oluyor. Yani sorumluluk almadan bir şekilde bir şeyleri götürmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bakalım. Yani önümüzdeki günlerde aklımızdaki kişiden bir eylem olacak mı? Bir adım gelecek mi? Gelirse bu eylem ve adım nasıl olacak arkadaşlar? Kimler izliyor? Aklındaki kişiden bir adım bekleyen, bir eylem bekleyen bütün arkadaşlarım bu videoyu izleyebilir. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz 2 haftadır yapamıyorum ama her hafta sonu yaptığımız canlı yayından ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz böyle karışık durumlarım var. Onları düzene koyunca hiç merak etmeyin, yine videolarımız ve canlı yayınlarımız rutin bir hale gelecek dedikten sonra özel danışmanlıklarım için pardon arkadaşlar. Lütfen bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aynı güne randevu almak isteyen arkadaşlarım oluyor. Veya diyorum ki işte perşembeye kadar atıyorum. Yani pazartesi yazmış veya salı yazdı danışan. Diyorum ki perşembeye kadar doluyum. Tamam, o zaman ben perşembe yazayım. Arkadaşlar, perşembe günü yazarsanız yine perşembeden sonrası da sonuçta randevu almaya devam edildiği için dolacaktır. O yüzden tekrar diyorum ki mutlaka 2 gün, 1 gün öncesinden yazmanız sizin için de benim için de daha iyi olacaktır. Zor durumda kalmaktan kurtulmuş oluruz arkadaşlar dedikten sonra. Destesi şeklinde yapacağız arkadaşlar. Birinci destemiz ışık, yani tarot destesi ve şöyle kaplumbağamızı koyuyorum. İkinci destemiz ise sihirbazların tarot destesi ve şirin evimizi koyuyorum arkadaşlar. Hemen seçemeyen arkadaşlarımız burada videoyu durdurduktan sonra seçip videoya devam edebilirler. Eğer ki seçtikleri deste kendilerine hitap etmiyorlarsa diğer desteği de dinlemelerini tavsiye ederim dedikten sonra hemen biz birinci destemiz, yani kaplumbağayla başlayalım. Ama öncesinde bakalım aklımızdaki kişinin şu anki sizinle ilgili güncel enerjilerinde neler varmış, bir eylem, bir adım atma durumu var mı? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Oo, daha ne çıksın? Şefkatli bağlantılar. Harika bir kartla başladık sevgili birinci deste. Evet, burada arkadaşlar önümüzdeki günlerde özellikle aklınızdaki kişi size daha sevgi dolu, daha sıcak adımlar atma niyetinde bu enerjilerde size gittikçe daha da bağlandığını söyleyebilirim. Devam edelim. İlişkiyi daha da böyle derinleştirmek istiyor. Oho, birinci deste, süpersiniz. Romantizm kapısı önümüzdeki günlerde inşallah sizin için sonuna kadar açılacak diyebilirim. Evet, aklınızdaki kişinin bu şekilde düşünceleri var. Böyle eylem yapma niyetinde tapınak yolu çıktı. Özellikle son günlerde sizinle ilgili uyanışlarda bulunmuş olabilir. Sizin onun kalbindeki, gönlündeki yerinizle ilgili bir farkındalığa varmış olabilir. Aranızdaki bağın aslında umduğundan çok daha derin olduğunu anlamış diyebilirim. Sevgili birinci deste, harika çıktı enerjiler. İnşallah devamı da böyle gelir. Dedikten sonra hadi bakalım kartlarımızı biz seçelim.
Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi bu desteği seçen arkadaşlarıma adım atacak mı? Bir eylemleri olacak mı? Atacakları adım, yapacakları eylem nasıl olacak? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum derken bir tane kartımız attı. Ve 5. Devam ediyoruz. Ve 5. Ve 2 ve 3. Evet, son olarak da romantik melek destemizden 3 kartımızı alalım ve okumaya başlayalım sevgili arkadaşlar. Ezan okunuyor arkadaşlar. Kısa bir ara vereceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet. Geldik ve başlıyoruz okumaya sevgili birinci destenin kartlarını. Aziz kartı. Romantizm kapısı nereye gidiyorsun? Evet. Şimdi burada yıkılan kuleyle beraber geçmişte bir şeyler yaşadığınız birisi ki burada kupa altılımızda gözüktü. Evet, buradaki arkadaşlarımız platonikten öte geçmişte bir ilişki yaşamış, kilometreler gitmiş, yol almış ama yolun bir yerinde ne yazık ki bir ayrılık yaşamış arkadaşlarımıza hitap ediyor daha çok. Burada evet yıkılan bir kule var. Şimdi şöyle arkadaşlar, önce burçları söyleyelim. Burada para şövalyesi ile beraber boğa, başak, oğlak, kupa kralı ile beraberse balık, yengeç, akrep, aslan, koç, yay burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan arkadaşlarımızın aklındaki kişiler mevcut diyebiliriz. Evet, şöyle bu kartlarımızı da atalım. Evet, çok güzel. Kılıçların padişahıyla beraber şöyle baktığımda bütün burçlar burada var diyebiliriz arkadaşlar. Bütün burç grupları geldi. Yani ikizler, kova, terazi burcu da burada var. Şimdi evet, burada aklımızdaki kişi arkadaşlar geçmişte aslında sizinle gayet ciddi bir başlangıç yapmış. Size ciddi sözler vermiş, vaatlerde bulunmuş birisi olarak gözüküyor. Ama ani bir bitiş olmuş arkadaşlar. Ben burada git gel görmüyorum. Çok fazla barışıp tekrar bir araya gelme gibi bir durum değil.
Daha çok sanki mecburiyetten dolayı bir ayrılış. Araya birilerinin girmesi, bir durumun girmesi illaki birileri değil ama bir durumdan öte iş olabilir, yaşanan şehir olabilir, uzaklık, mesafe veya ailelerden kaynaklı bir durumdan dolayı sanki ani bir bitiş olmuş. Ama burada bir türlü unutulamamışsınız arkadaşlar. Unutamamış sizi diyebilirim. Siz onu unutmamışsınız, o da sizi unutmamış. Burada kupa altılısıyla beraber büyük bir özlem. Aynı zamanda kupa altılısı zaten böyle ruhların birbirini tanıdığını, geçmiş yaşam ilişkilerini de bize verir ve burada çok fazla size bir teklifle gelmeyi düşünen birisi var. Yakın geçmişte zaten bu enerjilere gelmiş ve en çok merak edilen soru. Burada büyük bir pişmanlıkla beraber sizden sonra sanki aşka dair duyguları körelmiş diyebilirim. Sanki sizden sonra hiç kimseye bir his besleyememiş, size baktığı gibi kimseye bakamamış diyebilirim arkadaşlar ve para şövalyesi. Evet, geliyor mu? Geliyor, gelmekte olan eylemle geliyor. Biraz yavaş olabilir dedi burada. Kartlarımız biraz zaman alabilir. Çünkü risk almayı sevmeyen kartlardandır para serisi. Burada risk almadan her şeyi dört dörtlük planlayarak yavaş ama emin bir şekilde gelmek ister. Gelip bir daha da gitmemek ister arkadaşlar. Zaten buradaki amaç o. Geleceğim ve bir daha gitmeyeceğim. Ama halletmem gereken bazı şeyler var, sorumluluklarım var. Çok fazla omzumda yükler var. Belki ailesine bakmakla yükümlü olabilir. İş güç durumları çok ağır olabilir. Birden fazla kişinin sorumluluğu üzerinde olabilir. Bundan dolayı biraz böyle sorumluluklarını hafifletmek, işlerini hafifletmek, problemlerini çözüp o şekilde size tam bir şekilde gelmek. Dönüyor mu? Dönüyor. Sürekli bir gelme eğilimi var. Birinci deste muhteşem çıktı bu konuda ve para üçlüsü olarak geldi. Bütün üçlü kartlarımızda büyüme enerjisi vardır arkadaşlar. Para üçlüsünde de burada partnerin size özellikle bir hediye ile gelmesi durumu söz konusu olabilir. Burada size bir teklifle gelmesi durumu. Hatta bu kartımızda, bu destemizde biraz daha farklı bir detay var. Burada çocuklar var arkadaşlar. Yani gel beraber aile kuralım. Senden çocuğum olsun diyen bir aklınızdaki kişi olabilir. Evet. Tabii ki burada eğer evli ama şu anda durumları sallantıda olan arkadaşlarımız varsa burada şu şekilde de alabiliriz o kartı. Ben artık evimi tekrar yuvamı derleyip toparlamak istiyorum. Ben tekrar çoluğumla çocuğumla bir arada olmak istiyorum diyen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Kupa Kralı. Belki geçmişte size çok fazla duygularından bahsetmiş değildir. Nasıl bir cümle oldu? Duygularından bahsetmeyi çok seven birisi olmayabilir. Ama bu gelişi farklı olacak diyebilirim ve duygularıyla geliyor. Ve duygularıyla gelirken de gerçekten size o kadar muhteşem hissettirecek ki sevgili birinci deste. Çok güzel çıktı gerçekten. Sevgi boyutuna geçeceksiniz. Daha önceki evet birbirinize karşı sevginiz zaten varmış ama birbirinize bunu hissettirme konusunda eksik kalmışsınız. Bu tam anlamıyla hissedilecek dedi kartlarımız ve aranızdaki tutku, arzu en üst boyuta ulaşacak. Burada özellikle dışarıdan müdahale olan ilişkiler için arkadaşlar, burada bir ani bitiş, zorunlu bitişten bahsetmiştik ya. Burada artık gelirken şunu da diyecek. Ben seni, ilişkimizi dışarıdan gelebilecek bütün sıkıntılara karşı koruyorum ve koruyacağım. Evet, burada bir kısmınız için arkadaşlar aile detayı var. Zaten araya ailelerden kaynaklı sıkıntılar da girmiş olabilir demiştik. Kılıçların Padişahı ve Maske kartımızla beraber burada size özellikle aile hayatıyla ilgili geçmişte bazı
yalanlar söylediyse, bu konuda maskeler takmak durumunda kaldıysa artık bunlar tamamen kılıç gibi bitiyor dedi kartlarım. Artık sana tamamen dürüst davranacağım ve aileyle ilgili sorunlarını şifalandırıp gelecek arkadaşlar. Evet, burada Aziz kartıyla beraber bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Yani bazı şeylerin artık farkına varmış bir şekilde gelecek. Kesinlikle sizden kaldığı dönemde zaten sizin yokluğunuzu ve yoksunluğunuzu çok çekmiş ki burada çok da özlemiş demişti kartımız. Ve burada biraz kendi içine dönüp sizinle olan durumunu gerçekten çok iyi analiz etmiş, tartıp biçmiş, ölçmüş ve siz olamayacağına karar vermiş. Kalpten kalbe konuşmalar. Her ne kadar ayrıysanız da ya da karşınızdaki kişinin sevgisini çok iyi hissedemediyseniz de artık bu durum bitmiş. Zaten bir şekilde siz birbirinizin sevgisinden emin misiniz dedi kartlarım ve kupaların dokuzlusu. Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla bu kelimeyi söyleyemiyorum. Mükafatlandırır. Evet. Evet arkadaşlar, kupaların dokuzlusuyla beraber aşkla ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili her ne diliyorsanız bunların hepsi gerçekleşecek diyebiliriz. Evet, yüreğinizdeki geçen arzuların hepsine ulaşacaksınız ve hep bir farkındalık detayı var. Ve aşıklar kartı bir daha ayrılmamak üzere bir aradasınız. Ama bu dönemde özellikle kendinize şunu demeyi ihmal etmeyin. Aşkı hak ediyorsunuz. Ve en güzelini, en iyisini hak ettiğinizi lütfen unutmayın. Siz buna inanırsanız aşkın en güzeli size gelir. Siz kendinize değer verirseniz etrafınızdakiler de hiç merak etmeyin size kat ve kat geri getirir değerinizi. Hissedemiyor musunuz? Hissetmek istediğinizi dile getirin. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Şu anda birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi bu desteği seçen arkadaşlarıma ne söylemek ister? Hadi bakalım. Hay, ben sevgi adamıyım. Sana doğru adım atabilmem için senden bir işaret, bir iz veya bir nişan bekliyorum. Böyle diyor. Yapıyor muyuz? Siz bilirsiniz ama ben çok da böyle yapmanız taraftarı değilim. Sana karşı koyamıyorum. Senden gidemiyorum da. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum. Burada da melankolik takılan aklımızdaki kişi var. Sana karşı koyamıyorum. Senden de gidemiyorum. Beni bir tek sen anlıyorsun. Konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum ki zaten burada bir roya işliliği durumu da söz konusuydu arkadaşlar. Eğer elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevinmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma. Evet. Aklımızdaki kişi bunları söylermiş sevgili birinci deste. Hadi gelelim ikinci desteye. Bakalım ikinci deste. Aklınızdaki kişi eylemde bulunacak mı? Size bir adım atacak mı derken ikinci desteği evet aldık. Yani evi seçen arkadaşlarım için. Evet, niyet ediyorum ikinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi bu desteği seçen arkadaşlarıma eylemde bulunacak mı? Bir adım atacak mı? Atarsa nasıl bir adım atacak? Bu kadar olur. Direkt, net, eylem. Geliyor arkadaşlar. Hem de dolu düzgün koşarak geliyor.
Eylem kartı. Bu kart gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burada insanların aslında birbirinden çok farklı olduğunu, ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, farklılıktan doğan bir uyumun da mükemmel olduğunu gösteren bir karttır. Evet, büyük bir ihtimalle aklınızdaki kişiyle siz siyahla beyaz kadar, geceyle gündüz kadar birbirinize zıtsınız ama bir aradayken de bir o kadar muhteşemsiniz. Evet, burada bir böyle ben daha çok ikiz alev bağlantısı görüyorum. Zıt gibi gözüken. Burada zıt gibi gözüken derken ikiz alevde arkadaşlar aslında bir ruhun ikiye bölünmesinden kavramından bahsediyoruz. Bir ruh ikiye bölünüyor ama ikiz alev ilişkisinin zor olmasının en önemli sebeplerinden birisi ikiz alev eşiniz sizin kendinizde bulunan sevmediğiniz huylarınız, davranışlarınız, karakterlerinizi size yansıtarak bunları düzeltmenizi sağlaması, zorlamasıdır. Burada da sanki birbirinizden çok zıt gibi görünürsünüz. Çünkü kimse kendisindeki negatif davranışları, karakteri, durumları görmek istemez ve zıtmış gibi görünürsünüz. İşte bu kart da bana bunu hissettiriyor. Fırtına uyarısı. Burada sanki aklınızdaki kişi ne senle ne de sensiz olamıyorum diyen ama sürekli düşünen, sizi düşünmekten de kendini alıkoyamayan birisi var sevgili ikinci deste. Kesinlikle eylemde bulunmak istiyor. Eylemde bulunmak istiyor ama burada alt metinde ise şu var. Ben sana bir adım atacağım ama sen bana nasıl cevap vereceksin? Yani adımımın karşısında beni yakıp yıkıp hortum gibi silip süpürecek misin? Yoksa kucaklarını açıp gel mi diyeceksin? Bununla ilgili kara kara düşünüyor, düşünsün. Bakalım kartlarımızı seçelim sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi eylemde bulunacak mı? Artık bir adımla geliyor mu? Ve gelirse nasıl gelecek? Hadi bakalım. Ve 5 derken burada 2 kart geldi. Buraya ayırıyorum. En son bakalım bakalım neymiş o kartlar. Kendileri geldi çünkü. Almasak olmaz. Özlemişim video çekmeyi gerçekten. Devam edelim. Ve Rumi'den çekiyoruz. Ve son olarak romantik melek destemizden 3 kartımızı alalım bakalım. Kılıç kralı ile açılışı yaptık. Burada çok fazla
Hava grubu elementinin enerjileri var. İnanmıyorum. Bakar mısınız? Asılan adam, asılan adam. Hep bir şeylerin ertelenmesi durumu söz konusu arkadaşlar. Beşinci sevgi boyutu. Gördünüz mü? Evet, ama yok artık bu kadar kızlar. Yani daha çok kızların izlediğini düşünerek söylemek istedim. Evet, ikinci deste. Bekletmiş sizi bu, çok çok bekletmiş. Şimdi evet, ikizler, terazi, kova, boğa, başak, oğlak burcu. Terazi burcu direkt geldi arkadaşlar. Tabii ki illaki bu burçlardan olmak durumunda değil. Bu burçlardan veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan arkadaşlar söz konusu burada. Evet, şu anda böyle arkadaşlar bir şeyleri askıya almış. Evet, almış. Almış ama almak zorunda kalmış. Alt planda burada Kılıç Şövalyesi ile beraber aslında gerçekten bir mücadele veriyor. Bir uğraş veriyor. Bir şeyleri oldurtmaya çalışıyor. Size eylemde bulunmak istiyor. Adım atmak istiyor. Sanki şöyle düşünüyorum. Siz de bunu düşünüyor olabilirsiniz. Sanki bütün evren siz bir araya gelmeyin gibisine bir uğraş içerisinde sanki. Böyle hep bir aksilikler, hep bir aksilikler, kendisinden kaynaklanmayan aksilikler arkadaşlar. Ama şunu çok iyi biliyor, en başından beri kesinlikle aranızda çok derin bir bağ var. Yani siz artık burayı geçmişsiniz arkadaşlar, bu dünyayı geçmişsiniz, sevgi boyutundasınız, beşinci boyuttasınız. Çok daha üsttesiniz. Aranızdaki sevgi bu kadar derin, bu kadar nasıl diyeyim? Gerçekten ulaşılmaz bir sevgi diyebilirim ve o da bunun farkında. O bunun farkında ama ilk başlarda bundan dolayı çok böyle korkmuş, bu histen, bu duygudan, sizden kopamamaktan. Bir kısmınız için arkadaşlar bir araya gelmeniz çok zor gibi gözüküyor. Arada büyük engeller olabilir. Bir karanlık durumlar var. Aydınlığa çok zor çıkılacakmış gibi araya giren kişiler. Burada çünkü bir asa yedilisi var. Dışarıdan diğer kişilere karşı sizi ilişkiyi korumaya çalışan birisi var. Aklınızdaki kişi var. Ve tasım kralı ile beraber ben maddi olarak, çünkü burada da bir parası var. Parayla ilgili bir sıkıntısı var arkadaşlar. Acayip derecede paraya sıkışmış. Diyor ki ben parayı bulursam işte o zaman benim aklımdaki kişiyle önümüzdeki bütün engeller kalkacak. Kim önümüze çıkarsa çıksın yakıp yok edeceğim. Bakın yani zaten burada kılıç şövalyesi ile beraber elinde kılıcı, hayda diyor, yeter artık çektiğim diyor. Ben zaten bekledim bekledim bekledim. Ve burada da artık diyor benim ilişkime kimse müdahale edemez diyor. Diyor ama arkadaşlar bu kişinin etrafında böyle acayip böyle onu sıkıştıran kişiler var. Resmen onun böyle yani bu çevresinde arkadaşları olabilir, ailesi olabilir, annesi, babası, kardeşi vesaire. Resmen bunu sömürüyorlar arkadaşlar. Bakın hırsız. Yani bir şekilde bu kişiden maddi manevi fayda sağlayan, bu kişiyi bu şekilde suistimal eden kişiler var ve bu kişi bunlara hayır diyemiyor. Ve aslında evet o kadar omuzlarına yük bindirmişler ki bu kişiyi çok büyük bir borcun, yükün, sorumluluğun altına sokmuşlar. Bu kişi
Evet, yani bu kişilere hayır diyemiyor, çevresindeki kişilere, kendisini suistimal eden kişilere hayır diyemiyor ama onlara karşı büyük bir hissizlik var. Evet, onların dediğini yapıyor ama onlara karşı gram sevgisi yok. Hiçbir hissi yok. Çok ilginç. Tek hissi, tek sevgisi, tek duygusu olan kişi sizsiniz. Yani bakın burada diyeceksiniz aileye olur mu, aileye böyle yapan bana ne yapar falan diyebilirsiniz ama burada arkadaşlar yani bu hissizleştiği kişi illa ailesi demiyorum ama öyle de olsa resmen onu sömürüyorlar. Suistimal ediyorlar. Onun geleceğini engelliyorlar. Onun mutluluğuna bloke koyuyorlar resmen. Sırf neden? Kendi çıkarlarına ters düşecek. Gelir kaynakları kesilecek. Bundan kaynaklı. Yani dediğim gibi hepinize göre değişebilir. Kiminiz için ailesidir, kiminiz için arkadaşlarıdır. Öyle arkadaşlarına da böyle akıtanlar var çünkü. Evet, yine dediğim gibi kesinlikle burada mücadele veriyor arkadaşlar. Şu anda hiçbir adımı olmayabilir. Hiçbir eylemi olmayabilir. Ama bu yazdan beri sürekli sizinle bir araya gelmek, sizinle gerçekten bir daha ayrılmamak üzere bir araya gelmek için uğraş veriyor, düşünüyor, çabalıyor, savaş veriyor. Size bunu çaktırmıyor olabilir. Biraz daha bir bekleme enerjisi var arkadaşlar. Asaların ikilisi çıktı burada. Asaların ikilisiyle beraber aslında burada ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Bak çok güzel geldi. Rumi'nin mesajı muhteşem geldi bu konuştuğumuz konu üzerine. Yani bu kişiler aklınızdaki kişiyi abluka altına almışlar. Bunu bir şekilde suistimal ediyorlar ama o abluka söyleyebilsem bir de o kuşatmanın içinden çıkıyor mu? Çıkıyor böyle kılıçları kuşanıp hayda diyecek yeter artık. İnin üstümden sizi taşıdığım yeter diyecek ve bağımsızlığını ilan edecek arkadaşlar. Zaten bağımsızlığını ilan etmesi de size gelmesinin en önemli adımlarından biri olacak. Burada Rumi'nin mesajı aynı zamanda ilahi bir kutsanmadan, bir inançtan, cesaret ve güvenden bahseder. Evet, cesareti bulacak arkadaşlar, gücü bulacak. Artık başarılı olacağım diyor. Birilerinden yardım alabilir. Özellikle maddi konularda arkadaşlar birisinden bir yardım alacak diyebilirim. Ve burada kılıçların altılısıyla beraber evet arkasına bakmadan onlardan kaçıyor arkadaşlar. Kılıçların altılısı. Ey ruh ait olduğun diyar ötededir. Geç nehrin diğer yakasına. Ait olduğu yere geliyor mu? Geliyor. Evet. Ve çok ilginçtir ki sizin de onu beklediğinizi biliyor arkadaşlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve burada eğlenceli flört zamanınızdan sonra evet burada bir eylem olacak. Bir araya geleceksiniz. Biraz daha vadesi var arkadaşlar. Biraz daha beklemek durumundasınız. Çünkü burada büyük bir savaş var. Belli bir zamandan sonra da yani bu desteği seçen arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu evlilik kararı alacak arkadaşlar. Daha ne diyeyim? Muhteşem çıktı. Bakın geliyor yani bırakıyor arkasında bırakıyor bunu deste atmıştı bize bu kartı ve bir şeyleri de alıyor oradan. Bakın yani benden çaldıklarınızı da alıyorum bir kısmını alıp da gidiyorum diyor. Getirsin tabii ki. Artık gerçekten sorumluluk altında yoruldum, bezdim diyen bir aklımızdaki kişi var ikinci destede. Bu biraz böyle bekletmiş ve size bir şeyleri de söylemediği için, anlatmadığı için, verdiği mücadeleyi, planlarını anlatmadığı için de biraz böyle sizde aslında bezginlik yaratmış ama siz geleceğinden eminsiniz sevgili ikinci deste. Çok güzel geliyor ve evlenme teklifiyle gelme ihtimali çok yüksek. Hadi bakalım şu anki enerjilerde size ne söylemek ister? İkinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi. Bu desteği seçen arkadaşlarıma şu anda ne söylemek istersin? Haydi bakalım.
Gel, gelmiyor. Bakalım. Ay, ben sana mecburum, bilemezsin. Aşk karşısında çok güçsüzüm ve yokluğum beni perişan ediyor. Benim bütün yollarım sana çıkıyor. Zaten kaçıp kaçıp gelmeye çalışıyor. Ay, seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin ediyor. Son kartımız, hadi bakalım. Ay çok güzel. Hatun, ben geldim. Kapıyı aç. Yani biraz öküz demek istiyor. Zaten böyle bir öküz resmi var. Biraz böyle şey olabilir arkadaşlar. Duygularını çok da belli edemeyen birisi olabilir. Şunu bil ki sen benim varış menzilimsin. Cennetim. Hak etmek için en büyük çabam ve dilimden düşmeyen duamsın. Daha ne desin? Ve burada bakın yine diyor ki bir çaba veriyor. Gerçekten bir savaş içinde arkadaşlar. Hatun, ben geldim. Kapıyı aç diyecek. Evet, çok güzel çıktı arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle, aşkla kalın.